Peki eve. Kayseri'den kaldığımız eve elveda diyoruz. Planlar değişti. Bakalım nereye gideceğiz. Şu an Bangkok'a dönüyoruz. Süratani'ye kadar otostop çekeceğiz. Oradan yine trene. Tren stop deneyeceğiz bakalım. Neler olacak. Hadi gençler. Arkadaşlar bu gördüğünüz trene tam 12 saat. Suratani'den Bangkok'a tren stop yaptık. Nasıl yaptık? Kavga ettik. Ben bir bağırınca adam tabii ne uğraşıyor. Hayır, şeyle, biriyle kavga etmedik. Biz Faya'yla kendi aramızda kavga ettik. Nasıl yaptık? Adam bileti sordu. Bilet yok, ben de çantada ararmış gibi yaptım. Sonra Feray'a dedim ki kavga edelim. Bu bana bağırdı, ben ona bağırdım. Ben niye unuttun ya bileti, sen niye unuttun ya bileti falan diye. Zaten 3. sınıfta olduğumuz için bir şey demedi, dedi görevde. Tamam, önemli değil. Kavga etmeniz adamın hoşuna gitti galiba. Gülmeye başladık. Sizin aranız bozulmasın ya, gidin dedi. Öyle geldik işte ha. 12 saat bedava tren yolculuğu. Sarp, rahatlık ne? Biletim var. Bilet aldım. Kondüktörden korkmuyorum ya. Gelecek o buraya, diyecek ki biletinizi görebiliyorum. Al diyeceğim, al. Al sana bilet. Şimdi diyeceğim depo git buradan, beni rahat bırak. Rahatım, çok rahatım şu an. Ben at koşturabilirim yani şu an. Biletim olur. Saygıdeğer bir müşteriyim şu anda, bir yolcuyum. Ayaklarını değil toplar mısın? Yok teyze, biletim var benim. Şeye gerek yok. Biletim bana yetiyor. Su ihtiyacımı da karşılıyor. Teşekkür ederim. Ayaklarını toplar mısın lütfen? Hayır, biletim var. Biletim var, niye toplayayım ya? Hadi Kamboçya'ya gidelim, biletim var. Nasıl hissediyorsun kendini? Biletin var. Çok biletli hissediyorum. Ömrümde hiç bu kadar biletli hissetmedim yani. Sonra dünyalar benimmiş gibi. Bir biletin bu kadar götümü kaldıracağını düşünmüyorum. Ne kaç bilet? Para verdin peki bileti? 6. 6 TL. 4 TL vermedin mi? Aa, 4 TL verdim. 6 saatti pardon. 4 TL verdim. Ama verdim. Hayır be, 5 TL verdim. 5 TL. 10 baht verdik. Ya. Biletim var benim. Biletim var oğlum. Ha, 500 lira bilmiyorum. Ne farkı var ya? Fark ettiğimiz şey Kamboçya'da trafiğin sağdan akması oldu. Yani sağ elle otostop çekeceğiz burada. Siam Reap 152 kilometre var. Sınırı yeni geçtik. Otostop çekemiyoruz burada şey. Her yer taksici. Kamyoncular da durmuyor. Bakalım ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. Al sana Kamboçya sınırı. Thank you.
kamerayla yakalayamıyorum ama çok güzel ev dizaynları var bunların. Herhalde önümüze de daha çok gelir. Böyle güzellerini kaçırdık, yakalayamadık. Bir de bu insanlar bak, adam bizim için koşuşturuyor ya. Oraya gidiyor, otobüs soruyor, geliyor. 5 yer gezdik. Şöyle oldu, otostop çektik araçlarına. Bunlar da geldi, bizi taksiye koydular. Şu an CMP'ye gönderiyorlar kendileri. Thank you very much. How you say thank you in Akon. 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 Evet dostlarım, biz şehir merkezine geldik. Taksiyle 3 saat sürdü. 150 kilometre. Yolda bazı yerlerde durduk. Her neyse, size bir şey söyleyeceğim. Eğer gerçekten akıl sağlığınızı riske atmak istiyorsanız, bir deneyeyim diye Kamboçya'ya geliyorsunuz, sınırdan taksiye biniyorsunuz Siam Piyama kadar. O sıra takside bulunan Kamboçya müziklerini klipleriyle birlikte izliyorsunuz. Ve beyni takside bırakıp biniyorsunuz. Şu an dalgadayım ya. Bunlar neydi öyle ya? Şimdi burası bizim girdiğimiz ilk market. Fark ettiğimiz şey ise her şey dolar. Buranın para birimi, hiçbir bilgimiz yok Kamboçya hakkında. Gidip keşfedeceğiz çünkü. İşte buradaki hostlarımızla falan. Çok araştırma yapmıyorum ben. Fiyatlar hep dolar. Dolar üzerinden. Niye böyle oldu? Bu adamların para birimi yok mu ya? 13 dolar neymiş lan bu? 13 dolar diyor abi. Allah Allah. Hadi bakalım. Saçma sapan bir durum. Bak şimdi. Fiyatlar riyal. Tamam. Bu kadar tuttu. Aldıklarımız. Dolar olarak da gösteriyor. Ben 20 dolar ödedim. Dolar olarak ödedim. 8,5 dolar vermesi gerekiyor. Bunu riyal olarak burada gösteriyor. 34. Bana gelen para üstü ise 5 dolar. Değişik para birimleri. Gençler merhaba. Evet, Magnum yedim. 4'er lira verdik ve Magnum yedim. Ama bu Magnum keyif olsun diye değil, bir amaç uğruna yedik. Neden? Çünkü Tayland'da ne bulamadık? Abeslan tiyaret bulamamışız Tayland'da. O yüzden Magnum yedik. Çünkü ben sol elimin işaret parmağını kırdım. Ucundan kırdım. Ona destek yapacağız. Onun için Magnum çubuklarıyla yapacağız bunu. Feray, bu ne? Ben bunu ilk plastik zannettim. Sonra Ensar söyledi yılan diye. Ben yine inatla ve ısrarla inanmadım ama gerçekten yılanmış. Çok güzel renkleri var. Ama bir o kadar güzel de zehri var. Zehirli mi bunlar? Renkli olan zehirli de. Bilmiyorum. Detay mı yapıyorsun? Meray detay çalışıyor burada. Biz başkente gitmeye çalışıyoruz. Adını söyleyemem. Cemimiz 3 dolar para kaldı. 2 dolarını da şeye verdik. Tutluğa verdik. Şimdi otostop çekmeye çalışıyoruz. Kimsenin otostoptan anladığı yok.
Hele gidiyorsun. Şehirden çıkmaya çalışıyorsun işte böyle. Evet, biz buna zorla otostop diyoruz. Bayağı adama zorla bindik ya. Dedik götüreceğim bizi. Şehrin dışına kadar götürecek herhalde orada. Gözlüğünü de tak, rayvanlarını. Millet aç, aç görmüyor mu? Millet aç sen rayban diyor. Buraya kadar mı? Az daha gitseydik kanki. Vallahi buraya kadar gitseydik. Hey! Evet, Kamboçya'da kamyonu otostop. Yalvararaktan. Ay Allah. Hak on my friend. What's your name? Ya na, yutana, 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 yutana. Thank you, my friend. Thank you. Öyle gidiyorsun. Nereye gittiğimiz hiç bir güzel değil. Diyor gidiyorsun. Düş baba. Düş. Alayım. Alayım da. Gençler merhaba. Şu an Kamboçya'da Siem Reap'teyiz. Burada bir saçmalık var, bir saçmalık dönüyor, anlamadık biz. Her şeyin fiyatı dolar. Dolarla ödeme yapıyorsun. Sana bir kısmını şey veriyor, riyal veriyor işte buranın para birimi. Bir kısmını dolar veriyor. Her şey pahalı. Markete gittik, şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş 1 dolar su. 1 dolar yani 3,5 lira. Bu peynir, böyle bir peynir bulduk. Bayağıdır peynir yemiyoruz diye. Bu kaç liraydı? 3,5 dolar. O da ne kadar yapıyor? 10 lira. Hesabını siz yapın. 3,5 dolar. Ha bu, tamam bu 1 lira. Bunda bir şey yok. Bu da 2,5 lira. Bu arkadaşın fiyatı da kaçtı? 1,5 dolar. Bu biraz, bu peynir, şey, ekmeği de göster. Bu ekmek de 1,5 dolar. Böyle bir durum var ya. Yani Kamboçya ucuz olur diye geldik. Pahalı şey sokaktan yemiyoruz. Çok pis. Yani bir daha hastalanıp maslanıp geri dönmeyelim. Biz böyle bir yapabildiğimiz kadar Türk kahvaltısı yapacağız. Hadi afiyet olsun. Düş baba. Düş. Alayım. Alayım da. Kankalarımız gidiyor ya. Dur dur, fotoğraf çekme, video çekiyorum. Kankalarımız gidiyor. Akon! Bu adamlar bizi tam tamına 400 kilometre getirdiler. Hiç konuşamadık, sohbet edemedik ama bayağı geldik. Tek i̇şaret, seferde geldik. İşaret diliyle gayet güzel anlaştık. Öyle anlaştık. Adam bunlar ya, adam adam. Adamın dibi ya, adamın dibi ya. Kardeşim benim. Hadi sür.